İnsan figürlerinin çok ilkel çizimleri de var. Ama hepsinin elinde bir sopa var çizimlerde. Yani o, bu hayvanlara karşı çaresizce kendilerini koruduklarını gösteriyor. Bunun karşısında devasa boynuzlu bizonlar, dev hayvanlar ve onlara karşı yani hem korku oraya sığınıyor şimdi güvendeyim artık korkmadan çizebiliyor aklında kalan görüntüyü. Yani bütün bunların bir tarihçesi var, tarihlenerek geliyor. Şu ana kadar yani bunu Homo sapiens yaptı diye biliniyordu önce. Fakat bundan işte 20 yıl önceki son buluntularda Neandertal insanının da ait olduğu ortaya çıktı. Yani giderek daha geriye de gidebiliyor bu tarih. O yüzden önemli. Biz burada ondan başlıyoruz. Ondan sonra duvarların nasıl şekil değiştirdiğini bezemelerle. İşte antik çağda yerleşmeler var. Ama hep belli bir üst sınıfın kiler günümüze kalmış ne yazık ki buluntularda. İşte Girit'teki Knossos Sarayı'nda, duvarında gene hayvan betimlemeleri. Daha belli ki daha hala o büyük hayvanların güçlü, tabii mitolojiyle de çok ilgisi var bunların. Mitolojik hikayeler anlatılıyor orada. Duvarlar daha sonra bütünüyle kaplanacak, bütün bunlarla. Daha sonra mesela yalnız da adalara ya da antik çağdaki Yunan medeniyetine de ait değil, Mısır'da da çıkıyor bunlar ve dokumalar görüyoruz orada. Mısır tabii kurak bir ülke, onun için dokumalar kalabiliyor, uzun yaşayabiliyor günümüze kadar. Ve orada Firavun dönemi öncesinden bile kalan bir de keten kullanıyorlar. Keten sağlam bir malzemedir. Yün kadar hatta daha da dirençli bir malzemedir. Oradaki betimlemeler var. Bunların biz giderek mozaiklerle, freskolarla antik çağın daha sonra Roma döneminde, Helenistik çağda da bu malzeme kullanılıyor. Dokumalar elbette var. Elimize geçenlerin sayısı az. Ama biliyoruz ki bir gelişerek duvarların dokumalarla örtüldüğü, mozaiklerin yerini dokumaların da alabildiği bazen. Onların en güzel örneği tabii bizim lüks dokuma dediğimiz bu tür dokumalar. Goblen diyoruz bunlara biz genel isimle ama goblenin çeşitlemeleri var. Goblen tabii yapıldığı fabrikanın da ismini almış olan bir şey, hani nasıl tıraş bıçağını jiletliyoruz, ilk önce o girmiş, buzdolabının adı frijider markadan dolayı falan, burada da goblen denmiş. O da oradaki daha sonra François Bilin döneminden sonra kurulmuş üç fabrika var, onlardan birinin adı o aslında. Goblen dokuma bizim kilim dokumaya benzer ve kolaydır aslında, kolay bir teknik. Basit bir tezgahla da dokunabilir. Onun için tabii bunlar çok gelişmiş. Burada moda olan, bunu çok erken dönemlerden biliyoruz, hep bir hikayenin anlatılması. Bu mesela Sezar'la Kleopatra ile ilgili bir hikaye. Tabii Mısır'da geçen bir olayın böyle o dönemin 15. yüzyıl, 16. yüzyıl kılıklarına büründürülmesi ayrı. Sezar birdenbire bir Avrupa prensi gibi giyiniyor. Bekleyen onu Kleopatra bir prenses gibi giyinmiş ama anlatılan hikaye küçük kartuşlarla devam ediyor. Bazen hikaye çoksa 2-3 tane seri halinde de var bunlar. O seri halinde de hikaye devam ediyor odanın değişik duvarlarında. Bu tabii ancak büyük evlerde, büyük mekanlarda olabilir. Şimdi şurada bir örnek vereyim ona. Bakın burada bu Fransa Kralı 1. François'ın yatak odası. Şimdi belli ki mimarlarla çalışılmış ve odanın her tarafını kaplayacak bir goblen siparişi verilmiş. Şömineyi ayırtmış ondan, şöminenin üstünden dolaşıyor. Ondan sonra duvarın geri kalan kısmını kaplıyor, tavana kadar gidiyor. Şöminenin öte tarafından, orada da yatağın kenarında devam ediyor hikayesi aynı bordürlerle. Yani bu bütün odayı kaplayan bu goblen merakı 16. yüzyıl, 17. yüzyılda Avrupa'da çok moda. Başka bir moda daha var ama 15. yüzyıldan sonra.
İslam ülkelerine geçen Kuzey Afrika'da da var. İran üstünden gelen Orta Asya'dan da var. Çinliler. Duvarları Çin'i ile kaplamak Mısır'dan Kuzey Afrika'da Fas'a kadar devam ediyor. Orada var. Bizde tabii ki var. Çünkü İran üstünden gelen işte belli bir motifle daha çok da sevilen renkler maviler. Mavi ve turkuaz. Onlarla hem Selçuklu döneminde hem Anadolu Selçuklu, daha sonra da Osmanlı devralacak onu. Bu Topkapı Sarayı'nın harem dairesinden bir görüntü görüyorsunuz. Her taraf Çinli'yle kaplı. Kuzey Afrika'da tabii İslam saldırıları İspanya'ya geçiyor ve İspanya'ya taşıyor bu Çin'i merakını. Önce İspanya, Elhamra bölgesi, ondan sonra da Portekiz. Portekiz'de aynı Arap dilindeki bir kelimeyi dönüştürerek Azuleo diye bilinen Çinliler ortaya çıkıyor. Bu gördüğünüz gibi oradaki bir müzeye çevrilmiş, bakanlığa çevrilmiş bir binada Lisbon'daki duvarlar. Binaların sokağa bakan, yalnız iç avlularda değil, sokağa bakan cephelerinde de Lisbon'da özellikle, ama Guimarães gibi, Porto gibi şehirlerde de var bunlar. Bir başka moda demiştim 15. yüzyıldan sonra, dokumaları çeşitlendirmek. O dönemde de Türk halılarının ortaya çıkıp çok talep edilen bir malzeme olduğunu görüyoruz. Bu bize zevkin de değiştiğini dönem dönem gösteriyor. Bakın bu bir 16. yüzyıl İsa'nın son yemeği tablosu. Fakat arkada bir Memluk halısı asılı. Bizim Memluk halısı dediğimiz tipte bir halı. Ortada çokgenler, sekizgen oluyorlar, dörtgenler sonra değişerek. Memluk halıları ile başlayan moda Anadolu halıları ile aynı zamanda devam edecek. Ve müthiş miktarda Anadolu'dan Avrupa'ya halı ticareti başlayacaktır. Bunu gayrimüslimlerin elinde oluyor ya da Avrupalı tüccarlar geliyor. Öyle ki asilzadeler belli bir evlilikle iki büyük ailenin çocukları evlenecekse iki soylu ailenin armalarının bile sipariş edip gönderildiği ve o armaların evlenecek çiftin çeyiz olarak verilen halılarına işlendiği görülüyor. Yani Venedikli tüccarlar çok aktif, Cenevizliler de öyle, ama Venedik tabii hem denizden hem karadan müthiş bir halı ticareti var. Ama halılar o kadar kıymetli ki, o kadar da pahalı ki yere serilmiyor asla Avrupa'da, hep duvardalar. Hep duvardalar ve bu ressamınki gibi bizim bugün çok Rönesans'ın büyük ressamı adlandırdığımız kişilerin, Hans Holbein'in, Lotto'nun, Lorenzo Lotto'nun halılarla ilgili o kadar çok tablosu var ki giderek bu halılar o ressamların adıyla anılmaya başlayacak. Lotto tipi halı. Lotto'nun, Lorenzo Lotto'nun kiliselerdeki ya da büyük saraylardaki resimlerinde yer alan halılar birdenbire, herhalde Bergama'da dokunduğunu düşünüyoruz onların, birdenbire Lotto halısı diye tanınmaya başlıyor o tip halı. Holbein çok çizdiği bir halı var. O da bizim sekizgenler küçülüyor, büyüyor, değişik şekilde yer alıyor. Onlar da Hans Holbein'in resimlerinde her zaman var. Masa üstüne serili. Görüyorsunuz bordürüne kadar masa üstünde ya da duvarda. Halıların macerası böyle devam ederken moda da değişiyor, teknik de değişiyor, zaman da değişiyor ve birdenbire biz bunların birazcık gözden düştüğünü görüyoruz. Aynı zamanda başka bir gelişme var. Bu pahalı şeylerin ucuz dokumalara da aynı motiflerin yansıtılarak dokunması. Yani o kadar geliri olmayan başka bir sınıf bunlara özenerek onun ucuz versiyonlarında dokutuyor. Burada olduğu gibi. Şimdi birinci Goblen'de hatırladığınız giyimi düşünün. Oradaki güya Kleopatra'nın müthiş bir barok kılıkla gezdiğini, aynı kılıklar şimdi bu ucuz bir dokumada bir kraliçe, bir soylu işte kraliçe değil prenses neyse ne, ama soylu oldukları belli, atabilmelerinden, hava çıkmalarından, işte köpeklerden, yukarıda arkada bir şatoyu görüyoruz, av köpeklerini süren şeyler, ava yardım edenler burada
kişiler. Bu ucuz versiyonda yerini buluyor. Ama sanayi devrimiyle birlikte duvar kağıtları çıkacak 18. yüzyılda. O duvar halıları bütün bunların yerini alacak. Ve bu Portekiz'den bir görüntü. 13. 14. yüzyılda 1360'lardan başlayan ve hep aynı ailenin elinde olan bir malikane bu. Ve onun Guimarães şehrinde, Portekiz'in ilk başkenti, orada bir malikane ve duvarında her şeyi görün. Üstüne tablo asılmış, bilmem ne, kapının üstünden dönüyor, öbür odaya geçiyor. Yani birden bu duvar kağıtları Zuber diye bir firma Belçika'da başlıyor. Fransa'da gelişecek. Zaten Gobelinler de önce Belçika'da başlamış, sonra Fransa'ya geçmiş. Ve öylece duvarları kaplamaya devam ediyor. Çinliler tabii ki İslam dünyasında devam edecek. Bu duvara merak, duvarı süsleme merakı, bezeme merakını az sonra izleyeceğiz. Biz bu restorasyonu yaparken şu perişan halının bu ilk geldiği durumu gösteriyor. Bunu buradaki arkadaşımız Haydar belgelemek için çekti. Biraz bağırış çağırış vardı. Tartışıyoruz, ediyoruz. Ben her şeye karışıyorum her zamanki gibi. Sonunda bu şu halı, şu duvar halısı. Neden gibi bir kumaş? İnsanın çarmıha gelmiş sahnesi, etrafında 12 havarisi. Ve kilisenin saklanmış bir bölgesinden, hiç kullanılmadığı belli. Bir zamanlar tamir edilmeye çalışılmış, renk uyumu göstermeyen, ne ellerine nasıl kumaş geçtiyse onlarla yamalanmış. Biz bunu birazcık Çin işkencesi gibi bir metotla bu müzede bu tezgahı kurduk ve bu bizim eski yarattığımız büyük laboratuvardan öğrendikleriyle emekli olmuş kişileri, uzmanları davet ettik. Buraya geldiler ve onlar bizim eski müzemizde yaptıkları usulde, öğrendikleri usulde Almanya'daki büyük uzmanlardan o işi devam ettirdiler burada.